karşımızda. Tuncay, piyasaların hani böyle bir negatif bir pozitif fiyatlaması var. İkinci dalga riski derken şimdi yeniden pozitife döndü piyasalar. Ama bir yandan da bu Amerika ile Çin arasındaki ticaret savaşını yarattığı böyle bir temkinli duruş var. Veriler kötü geliyor ama biraz geleceğe mi fiyatlıyor piyasa? Özellikle borsalar üzerinde soruyorum. Şu anki fiyatlamaları sağlıklı buluyor musun? Nasıl görüyorsun? Evet, aslında tamamen yatay bir şekilde ben takip ediyorum. Çok fazla bir anlamı yok bu yükselişlerin. Yukarıda S&P endeksi için 3000'in üzerine yükselmedikçe bizim için de 103.000'lerin üzerine yükselme olmadıkça bu yükselişler sadece böyle uzun soluklu olmayan, sürdürülebilir olmayan hareketler olarak okuyoruz. Aslında az önce sen çok güzel söyledin. Benim de sıkça yazdığım pek çok yorumda yazdığım bir cümledir o. Yani iyimserlikle endişe arasında yatay bir izleme süreci yaşıyoruz aslında. Yani muhtemelen bugün işte Almanya %2.6 gibi bir yukarıda. Belki de yarın da %1 yükselecek ama sonraki gün %2 eksi de izlersem de çok fazla da şaşırmayacağım. Şimdilik böyle bir ruh halimiz var. Bakalım ne şekilde hareket edecek. Vaka sayılarıyla ilgili açılmalara rağmen kontrol altında kaldığı algısı oluşursa, yerleşirse işte o zaman bu yükselişler bir üst vitese daha atabilir ve çok daha sürdürülebilir olabilir. Aksi halde de yeniden satışlar etkili olabilir açıkçası Berfu. Tuncay, doları da izliyoruz içeride. Şimdi TL'de bir pozitif ayrışma dedik ama yani 2 hafta önce niye yükselmişti, şimdi neden düşüyor? Alınan bir dizi sıkı tedbir olduğunu da biliyoruz ama onların etkisiyle mi bir düşüş var? Şu an dolardaki fiyatlamaları nasıl görüyorsun? Yani her ikisinin de etkisi var. Geçtiğimiz hafta yaşanan yükseliş, alınan tedbirlerden sonra daha da artması bize şunu ifade ediyor. Hakikaten bir fazlalık oluşmuş yukarıda. Suni ya da yapay ne şekilde ifade edersek edelim ama şu anda o oluşan fazlalığı tekrar geri alıyor kur. Ama bunun haricinde bugüne baktığımızda Hindistan rupisi haricinde, bugün çünkü orası da mesela Sensex endeksi de %3.4 aşağıda, rupi haricinde zarda, realde ve rublede de pozitif hareketler var. Yani global rüzgara olumlu ve uyumlu bir şekilde bir hareket var aslında. Dolarda şunu söylemekte fayda var. Son 2 aydır, 3 aydır hatta 22 günlük ortalamasının üzerinde hareket eden, sürekli yukarı bir eğim içinde hareket eden bir kur vardı. Şu anda artık o yok. Yani o yükseliş eğilimini aşağı yönlü sonlandırmış vaziyette. En azından kısa vadede oluşan yükseliş eğiliminden söz ediyorum. Uzunda halen daha yukarı hareket var. 6.75'ler önemli seviyeler. Bu seviyelerin altına çok fazla düşmesini zannetmiyoruz. Şimdilik en azından. O nedenle bir miktar daha buralarda böyle yatay seyirlerimiz olabilir açıkçası. Tuncay Turşucu, İntegral Yatırım Araştırma.